aldık. Çok şükür aldık. 5 dakikadır mücadele ediyoruz. Çıkaracağız inşallah. Çıkaracağız. Evet. Hala basıyor arkadaşlar. Hala basıyor. 5 dakikadır basıyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Evet. Artık onu biraz yormam gerekiyor. Kalamayı sıkıştırdım. Gitme oraya. Gitme oraya. Oraya gitmemelisin. Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Yine bir klasik Şahlankaya'ya geldim. Şahlankaya burada abide gibi durur. Aslında Şahlankaya yol açılmak için kıyıya dik uzanan dağın uzantısını ortadan yarmışlar. Yolu açmışlar. Ve bu da burada böyle abide gibi durmuş. Bunu size göstereyim ben hemen. Burası Şahlankaya. Şimdi burada avlanacağım arkadaşlar. Kısmetimizde, nasibimizde ne var bilmiyorum. Bakalım neden gelecek. Aslında barınağa geldim. Barınakta su çok kirliydi ve su seviyesi oldukça düşüktü. Medcezir yüzünden olabileceğini düşünüyorum. Normalde barınakta su derinliği 4, kimi zaman 5 metreyi bulabilirken sanırım bugün yaklaşık bir 3-3,5 metre civarlarındaydı. Ben de barınakta birkaç atış yaptıktan sonra Şahlankaya'ya geldim. Rüzgar doğu kuzey doğu 5 kilometre hızla esiyor. Basınç 1026. Ne olur ne olmaz bilmiyorum. Şimdi ava başlayacağım. Jikem kullanacağım. Şahlankaya'da daha önce de bahsetmiştim. Genellikle pelajik balıklar av vermekte olup bunları da jikemle alma ihtimali oldukça yüksektir. Arkadaşlar birçoğunuzun Instagram Snap'te bahsettiğim düğümlerle ilgili videoyu beklediğinizi biliyorum. Bu konu çok önemli. Özellikle gördüğüm, dikkat ettiğim ve yanlış yapılan, bilen zaten biliyor, her zamanki gibi bilene lafımız yok. Bu hatayı düzelteceğim. Bilmeyenler öğrenecek, paylaşacağız bu bilgiyi arkadaşlar. Doktor Atçek sizlerle her zaman en iyi, en doğru ve tecrübe edip yaşadığı bilgiyi paylaşacak arkadaşlar. Herkese rast gelsin diyorum. Ve ya Allah, bismillah diyerek ilk atışımı gerçekleştiriyorum. Ve her zamanki gibi ilk atışımı yine kameraya alıyorum. Şu anda atışı gerçekleştirdim. Klepeyi kapatıyorum. Ve toplamaya başlıyorum. Bakalım kısmette ilk atışta bir şey var mı arkadaşlar? Hadi bu sefer sıra dışı bir şey yapayım. İkinci atışı da kameraya al.
Arkadaşlar ben devam ediyorum. Bakalım olur da güzel bir av yaparsak elbette ki yine sizi güzel görüntülerle baş başa bırakacağız. Herkese rast gelsin. İyi şanslar. Aldık. Çok şükür aldık. Evet. Ama gelmiyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Kamerayı açmaya çalışıyorum. Kameramı getirmedim. Cep telefonundan çekiyorum. Yaklaşık 5 dakikadır mücadele ediyoruz. Çıkaracağız inşallah. Çıkaracağız. Hala basıyor arkadaşlar. Hala basıyor. 5 dakikadır basıyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Evet. Artık onu biraz yormam gerekiyor. Kalamayı sıkıştırdım. Gitme oraya. Gitme oraya. Oraya gitmemelisin. Gitme oraya. Gitme oraya. Oraya gitmemelisin. İşte doktor Atçek. İşte doktor Atçek. İşte doktor Atçek. İşte doktor Atçek. Evet. İşte arkadaşlar. İşte sevgili dostlar. Doktor Atçek. Tek doz narkoz verdi. Ve gayet limit üstü. Şimdi bunu ispatlayacağım fotoğrafta. Bunu alıkoyacağım. Böyle bir trofeye. Daha doğrusu. Böyle bir balığa hasret kalmıştım. Bu balıksızlıkta. Buyurun. Buyurun arkadaşlar. Ben devam ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar balığımızın boyunu ölçtük. 50 santim gördüğünüz gibi. Şimdi bir de kilosuna bakalım. Gördüğünüz gibi elimde böyle pratik bir terazi var. Açıyoruz terazimizi ve bekliyoruz. Şu anda sıfırı gösteriyor. Evet. Evet arkadaşlar. Bakalım kaç kiloymuş? 2 kilo 888. Şöyle göstereyim yakından arkadaşlar. Yaklaşık 3 kiloluk 50 santim boyunda bir akya. Arkadaşlar bu balığı alıkoyuyorum. Limit altı olsaydı emin olun kesinlikle salacaktım. Beni bilen biliyor. Beni tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi limit üstü 50 santim üzeri ve yaklaşık 3 kilo 2 kilo 888 çıktı. Teraziyi de yanımda gezdiriyorum. Arkadaşlar bunu alıkoyuyorum. Çok yorgunum. Sabahtan beri balık peşindeyim. Çok şükür aldık. Herkese rast gelsin. İyi şanslar. We'll be right back.